Merhaba arkadaşlar ben yapımdan Emre Açelik. Bugünkü videomuzda size Mixing'e parça nasıl yollanılır? Ondan bahsedeceğim. Ee, öncelikle Mixing'i kendimiz mi yapmalıyız, başkasına mı yaptırmalıyız? Ondan bahsedelim. Ondan sonra da Mixing'e parça nasıl yollanılır? Hemen hızlıca geçeceğiz. Öncelikle parçayı başkasına mix'lettirmenin avantajları şu. Parçanızı bir başkası duyar ve e, bu sayede değişik bir kulak dinlemiş olur. Eğer gönderdiğiniz kişi bu konuda uzmansa, mixing konusunda uzmansa ve bu işi daha böyle başarılı çalışmaları varsa sizin parçanızdan maksimum seviyeye ulaştırır, kaliteyi oturtturur ve size gönderir. Ama ben şahsen mixing'e parça gönderdiğimde genellikle kendi yaptığımdan daha iyi olmadı. Kötü sonuçlar oldu. Yani çok iyilerine de gönderdim. Hollywood'a da gönderdim. İyi para ödedim de oldu. Ama her zaman döndüm dolaştım. Kendi sökümü kendim dikmeye karar verdim. O nedenle ben mixing, mixinglerimi kendim yapıyorum. Birkaç, ke birkaç tane parçam var mixingi başkasının yaptı ama ben her zaman dediğim gibi kafamdaki sound'u bir türlü o gönderdiğim kişiler oturtamadılar. Tabi bu kişiden kişiye göre değişir. Sizin e, belki mixing konusunda çok iyi değilsinizdir. O ki gönderdiğiniz kişi parçayı profesyonel seviyeye çeker. E, ama ben şahsen dediğim gibi parçamı ne zaman birisine göndersem geri dönüşünde çok fazla memnun kalmadım. Bu e, O nedenle mixinginizi kendiniz yapın. Eğer başkasına gönderdikten sonra sonuçtan memnun kalmazsanız kendiniz yapmaya çalışın. Bunu da bir birkaç sefer denedikten sonra daha fazla uğraşmayın. Bence e, yani başkasının yaptığından hoşlanmıyorsunuz demektir bu. E, şimdi parçaya parçayı mixing'e gönderirken neler dikkat edeceğiz, neler yapmalıyız, onlardan bahsedelim. E, öncelikle her zaman parçanızı bitirdikten sonra çıktı alırken. Yüksek kalitede WAV WOW formatında veya AIFF formatında alın. Ben 24 bit 44.100 KHZ öneriyorum. Bundan daha düşük formatlarda artık yani çalışılmıyor öyle söyleyeyim. Yani daha üst seviyelere çıkabilirsiniz. Çözünürlüğü 32 bite çıkarabilirsiniz ama gereksiz yer kaplayacaktır ve mixing'in boyutunu büyütecektir. O aradaki fark yani 16 ile 24 arasındaki farkla 24 ile 32 arasındaki fark eşit değil. Yani 24 ile 32'ye geçerken çok fazla fark etmiyor. Ama 16'dan 24'e geçtiğinde belli oluyor yani bariz olarak. Ee, en önemlilerinden biri de yani bize gelen mixinglerde yapılan hatalardan biri de master kanalındaki efektleri kapatmamak. Bunlar, Bu şöyle master kanalında Efek olduğu zaman bütün kanallarınız bütün yaptığınız kanallar master kanalından geçecek. Ee, dolayısıyla sizin zaten mixing'e göndereceğiniz kişi onu kompresörden geçirecek, equalizer'dan geçirecek vesaire vesaire. Yani aynı işi iki kere yapmış olacak ve biliyorsunuz ne kadar çok pluginle veya işte analog cihazdan geçirirseniz veya plugin'den geçirseniz sesi o kadar dinamini öldürüyorsunuz. Ee, Tabii bu şöyle bir şey var. Bazıları diyor ki işte bas kanallarındaki yani o ortak kanallardaki kompresörleri işte ekolayzırları da kapatın ama ben ondan yana değilim. Çünkü önemli olan kanallarınız birleştiğinde mastering masterda yani parçanın final halindeki görüntü çok 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 önemli. Yani parçanın duyumu çok önemli. O nedenle bas kanallarının buna buna etkisi şöyle. Yani bas kanallarında kompresörü vesaire kapattığınızda siz o parçadaki o oluşturduğunuz tadı kaybedebilirsiniz. O nedenle sadece master kanalındaki efektleri kapatmanız yeterli. Ee, küçük bir dokunuş ekleyebilirsiniz. Mesela basit bir kompresör ekleyebilirsiniz ama çok fazla işte ratio'yu kısmanız çok fazla açmayın. Ee, veya işte trash oldu çok fazla düşürmeyin. Yani ufak ufak böyle tepelere dokunsun, kırpsın falan istiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama genelde kompresörü kapatıyorlar. Ben ee, yani burada en önemlisi limiter tabii ki. Limiteri koyma, koy, koyduğunuzda limiter özellikle de limiter yüksek seviyede aktifse yani gain'i açıksa ittiriyorsa sesi tabi bastıracaktır dediğim gibi mixinginizi bozacaktır parçanızdaki parçanıza mixing müdahalelerini zorlaştıracaktır bu nedenle masterınızda mutlaka limiterin kapalı olması lazım. Ee, normal şartlarda sizin mastma mixing'e mixing'e gönderdi gönderdiğiniz kanallar mixing yapan kişi tarafından gain staging'den geçirecektir. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, bazen bazı gönderdiğiniz kişiler yoğun oluyorlar. işleri çok fazla oluyor. Gain staging'e falan yani e, boş verebiliyorlar öyle söyleyeyim. Dolayısıyla siz her zaman kanalları gönderirken bir ufak bir gain staging'den geçirin. Mesela ne olabilir? -6 desibel olabilir, -12 desibel olabilir. Ee, yani orada bir tavan boşluğu, headroom bırakın yani. Ee, dördüncü dördüncü olarak söylememiz gereke, gerekirse e, efektlerden bahsettik. Delay, reverb gibi parçanızdaki e, Mesela vokal attığınız reverb'ü, e, synth'lere attığınız reverb'ü belki mixing yapan kişi beğenmeyecek. Çünkü mixing'e mixing gönderiyorsanız onun eline de, onun fikirlerine de saygı göstermeniz gerekiyor. Her zaman kanalları kuru gönderin. Yani e, delay ve reverb'ü kapatırsanız çok daha iyi olur. Çünkü zaten yapan kişi onları bir delay'den reverb'den geçirecektir. Belki onda sizden daha kaliteli bir reverb vardır. Ama şöyle bir şey var. Eğer özel bir e, efekt isteğiniz varsa. Mesela e, vokaldeki reverb'ü çok beğendiniz. Bu reverb kalsın bunu değiştirmeyin dediniz. O zaman oraya hem wet hem dry versiyonlarını koyarsınız. Yani hem efektli hem efeksiz versiyonunu koyarsınız. Onu mixing yapan kişiyle konuşursunuz. E, i̇letişim çok önemli tabii bu konuda. E, beşinci olarak söylememiz gereken, gerekirse. E, Mixing'e her zaman final versiyonunu gönderin. Yani parçaya parçayı mixing'e gönderdiğinizde konu kapanmıştır arkadaşlar. Ee, bu da demek oluyor ki adam mixing yaparken projenin ortasında sizden öneri geldiğinde veya a ben parçayı yanlış göndermişim veya şu kanalı yanlış göndermişim dediğinde ortalık çorbaya dönecektir. Her zaman mixing'e final versiyonlu gönderin. Bu size e Karşı taraf eğer ücret ödüyorsanız, hem karşı tarafın sinirini bozacaktır, hem saygınızı kaybedeceksinizdir, hem de ka e ücret olarak çift ücret ödemek zorunda kalacaksınız. Bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Projenin bitmiş, proje bitmiş yani mixinge başladığında konu kapanmıştır. Çünkü e düşünülüyor, tasarlanıyor, işte şuraları nasıl yapabiliriz, buraları nasıl yapabiliriz diye bir düşünce bir planlama yapılıyor. Yani siz yeni bir şey gönderdiğinizde, yeni bir kanal gönderdiğinizde işte vokal olmamış, bu olmamış. Ben şimdi vokali değiştirdim, işte buraya bak şöyle bir şey yaptım, buralar tutmuyor falan filan. Karşı tarafı sinirlendirecektir. Altıncı olarak şunu söyleyebilirim. Kanal sayısını mümkün olduğunca düşürün. Çünkü kanal sayısı ne kadar artarsa Kanallarınızda atıyorum işte çoğu mixing, mixing yapan mixing mühendisleri veya işte arkadaşlarınız bu işi ücretli yapan kişiler, profesyoneller mixing kanal sayısına göre fiyatlandırırlar. Çünkü kanal sayısı ne kadar artarsa mixingde vakit harcama işlem o kadar artıyor. Bu durumda ne yapabilirsiniz? sintlerinizi birleştirirsiniz mesela birlikte gönderirsiniz. Yani siz onu dengelemişsinizdir, perfecttir. Bunun değişmesini istemiyorsunuzdur. Sadece reverb ile delay'i kapatırsınız. Synth'lerinizi birleştirir gönderirsiniz veya efektlerinizi birleştirir gönderirsiniz veya işte back vokallerinizi birleştirir gönderirsiniz. Yani kanal sayısını mümkün olduğunca azaltırsanız fiyatı da o kadar düşecektir ve karşı tarafında işini kolaylaştıracaksınız. Ee, yedinci olarak şunu söyleyebilirim. Kanalları mutlaka düzgün olarak isimlendirin ve kanalların kanalların başına mutlaka numara koyun. Şimdi bilgisayar sisteminde eee 0001 02 03 04 diye gider. Yani başına 0 koyun. 1 2 3 4 5 yaparsanız 1 0 olduğunda yani 10 olduğunda belki onu başa koyabilir. Eee eğer 01 02 03 diye koyarsanız işte Windows Explorer'ınızda veya işte eee Mac Finder'ınızda onlar alt alta dizilecektir düzgün bir şekilde işte 0-1 kick, 0-2 bassline 0-3 işte hi-hat falan filan diye ee, karşı tarafta bunu koyduğu zaman direkt e, saz gibi dizilecektir yani düzgün bir şekilde ee, bunlara dikkat edin mutlaka kanallarınıza numara verin çünkü biz her zaman şundan bahsediyoruz ne kadar düzgün çalışırsanız o kadar önemli 8. Ee, olarak şunu söyleyebilirim şarkınıza yani mixing paketinizin içine şarkınızın mutlak suretle kendi yaptığınız versiyonunuzu koyun. Çünkü e, sizin yaptığınız versiyonda belki e, atıyorum 3 tane synth layer yaptınız. Sizin sizin yaptığınız şekilde karşı taraf o e, mesela e, üst synthi biraz daha yükseltebilir, bas işte orta synthi belki kısabilir. Bu e, karışıklığa neden olabilir. Sizin versiyonunuzla dinlemesi gerekiyor. Sizin versiyonunuzla mutlaka gönderin. İşte ben böyle yaptım. Yani mixing yapmak zorunda değilsiniz yani. Parçanın kaba halini. Ben böyle yaptım. Synthleri bu şekilde yaptım gibi Karşı tarafla iletişime geçin. Mutlaka eğer yazabiliyorsanız vokal varsa vokalin notasını yazın. Ve vokallerin sintlerin birbiriyle uyumlu olduğuna dikkat edin. Çünkü ee, mixing'de eğer işin içine harmonik hataları düzeltmekte girerse fiyat iki katına çıkıyor. Artıyor. Ne kadar çok karşı tarafı yorarsanız o kadar çok fiyat para ödüyorsunuz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer kafanızda bir soru varsa Mix girin. Mixingle alakalı. Bu videoyla alakalı Mix Akademikom'dan e, sorunuzu iletebilirsiniz veya işte bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen sayfamıza abone olun. Bu videoların artması için size daha çok bilgi verebilmemiz için ve güçlenebilmemiz için sizin aboneliğinize, sizin takipinize ihtiyacımız var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.